geldi. Amma şikayet ettin Elvan ya. Bak yine elimi sürerim görürsün ha. Gelme kız, kız gelme. Yapma, bele. Seni bir güzel banyoya sokup çitile. Hayır. Bak kaç bakasın. Yine gizli seni. Gel buraya. Ya çıkaralım. Saatler olsun. Baba Elvan mı çitiledi? Ne güzel. Diplende Groot geliyor. Bismillah, ne oluyorsunuz? Şşt. Hem bir kesti. Aşağı inmesin tamam Melik, oyalasın. Koş abi koş, ben meleğe bakarım. Hadi gülüm. Yanına ayak basmasaydın geldi. Sancar git. Gitmem. Sancar git ne olur. Gitmem, gidemem. Acını dindirmeden hiçbir yere gidemem. Elim acımıyor benim. Biliyorum. Eline varıncaya kadar. Bak teselli olacaksa... ben de o cehennemde yanıyorum. Şüphenin cehenneminde. Babam, ben gidiyorum tamam mı? Gel. Hemen mi? Ama da buraları temizlemedin, banyo yapmadın. Kendi evinde mi yapacaksın banyo? Tamam git. Küstün mü? Yok, niye küseyim ki? Başka evim var diye. Yine geleceksin değil mi? Ya gelmez miyim? Geleceğim tabii. Daha beraber okul bakmaya gideceğiz. Gerçekten mi? Gerçekten tabii ya. Oley! O zaman ben hemencik anneme haber vereyim. Annem banyo yapacakmış. Çıkınca haber verirsin tamam mı? Gelsene. Hadi. İyi misiniz? İyi sayılır. Sen ne yaptın? Ben iyiyim, iyiyim. Bir de bana dertlenme sen. Sana dertleneceğim kızım ya. Allah Allah. Ama bir yara var ya, kocanın ağzını burnunu kıracağım. O dertlenecek. Tövbe tövbe. Abi. Al. Al kızım. Allah Allah. Bir şeye ihtiyacın olsa da söyle. Tamam mı? Tamam abi sağ ol. Hadi. Çıkıp sefirin kızının evine gidersen bu ışıktan bir daha adımını atamam Elvan. Bu da sana yemin olsun. Senin beni bu konaktan ilk kovduğun gün var ya Yahya,
Ben zaten o gün bir daha bu eşikten içeri adım atmamaya yemin ettim. Pizza yemekten kursağınız kurumadı mı? Yarın bir tencere tava alayım da yemek pişireyim size. Bizim fıstık hanımın içine giriyor ama her gün pizza. Ama çok seviyorum. Ama anneciğim Elvan haklı. Bir an önce mutfak alışverişi yapıp artık yemek olayına girmemiz lazım. Hem sen yakında okula da başlayacaksın. Zehir gibi çalışsın bu kafa, zehir gibi. Eline dikkat et. Bir şeyim yok anneciğim. Elim iyi. Bilmem vallahi. Eskiden sen hiç böyle değildin. Türkiye'ye geleli çok sakarlaştın sen. Haşmet abi. Sancı rafa gönderdi Elvan. Cam kırılmış galiba. Buyurun. Benim burada. Melek'in yanında soramadım bütün gün. Karışmayayım da diyorum ama Sancar abimle neyi paylaşamıyorsunuz? Bu kadar öfke niye kız? Cam çerçeveyin diyecek kadar. Bırak şimdi sen bizi. Asıl ben sana soramadım. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Evden kovulunca senin başına kaldım. Sokaklarda kalmadım ya. Daha ne olsun? Elvan yapma. Senin varlığın büyük şans benim için. Şimdi Yahya düşünsün. He düşünsün. Ben de gidem de yarın kendime bir yatak alayım şu odaya. Alırız ya. Hem alana kadar bir tane yatağımız var ya. Ona üçümüz sığışmaz mıyız? He sığışırız. Da sen bir süre benim yanıma pek sığışma. Seni uykumda Yahya zannedip depikleyebilirim. Aa, Yediz, hoş geldin. Hoş bulduk Nari. Teşekkür ederim. Borcum ne kadar? Sancı rafım ödediğin gel. O zaman ben de bahşiş vereyim size. Al Aşmet'ciğim, kolay gelsin. El akşamlar kızım. Yediz abi, hoş geldin. Hayırdır akşam akşam? Nari ile bir şey konuşacaktık Elvan. Müsaade var mı akşam akşam? Estağfurullah abi. Müsaadesi bana mı kalmış? Uyuk olmuş. Ne oldu? Yediz gel gel. Ben okula başlayacağım biliyor musun? Yeah. Bir de bak duvarlarımızı boyadık. Çok güzelmiş. Baban da mı Da Vinci'ydi Melek Hanım? Babam boydu zaten akıllım. Ya canım inanmam. Senin baban çöp adam bile çizemez. Yarısına gelmeden çöp adamla kavga etmeye başlar. Orasını doğru dedi. Elvan siz Melek'le bahçeye çıksanıza. Olur. Gel gülüm. Görüşürüz bebek. Kavruk, Elvan'a yatak alacağız biz. Bizim evde oda yapacağız onu.
Gene mi öksüz kaldın Elva? Hoş geldin Gavruk. Senin ne zahmet oldu emmi? Ne zahmeti yenge, işim ya bu benim. Ben o konağın insanıyken işindi tabii. De şimdi. Yok yok. Gene işim. Sancar Efe dedi ki Elvan'ı al, nereye isterse götür dedi. Sağ olsun. Seninki nerede? Zehra aldı. Zehra? Hadi geçen beni bırakıverdiydi. Şimdi niye aldı ki senin arabayı? İşi varmış yavrum, ben nereden güleyim yenge? Gavruk, ne diyorsun biliyor musun? Sen akşam eve gidince Yahya'ya de ki, senin eski garın var ya de. Ananın arabasına bindi, bir de güzel kuruldu şöyle kraliçeler gibi de. Senin de mesajı varmış. Senin o külüstü araban hiç rahat değilmiş, bugüne kadar diyememiş, içinde kalmış de. Yok yenge, ben bunu demeyeyim. Melek, emniyet kemerini takıver kuzum. Yenge sen de arkaya oturaydın rahat rahat. Yok lan. Kayınlam hep öne otururdu, beni de komazdı. Şimdi ben sefasını söyleyeceğim. Gımıldan, gımıldan, gımıldanıver. Ah senin aklımda gımıldanıver. Demek siz benim arkamdan bu işleri çevirdiniz ha? Kız, biz kaçsak mı? Kaynama noktasına geldi mi sence? Yok, o kadar kızmadı bence. Buharı çıkıyor gibi. Bir de dalga geçiyorsunuz öyle mi? Aman! Gork'un necele faydası yokmuş. Sen demedin mi beni beraber kalacağız diye? Ben de niye etseydim? Hamur yemekten içi, haşuracıya sığışacağız diye de dışım kurudu gari. Ya Elvan, bunların hepsi çok para. Yavaş yavaş alırdık. Sen nasıl aldın ki bunları? Altınları? Elvan sen ne yaptın? Selamun aleyküm, aleyküm selam Besim abi. Şunlar bir tatil ver bakayım. Besim abi. Tatil versen ya şunlara. Besim abi araba bekliyor kapının önünde. Nare. Benim kolumda senin gibi altın bilezikten mesleğim yok ki. Ben bilsem bilsem şıngıl mıngıl bilezikler bilirim. Ben de dedim ki madem sen bana evini açtın ben de... Hem yeminle aklım kalmadı kız. Bunca sene kolumda doğdular da ne oldu? Anca şıngır diyorlar, parıldıyorlar bir takım insanlar gibi. Ama bir halta da yaramıyorlar. Elvan bak, aldığım başka şeyler geldiyse
İşte o zaman kesin bozuşuruz. Çocuk odasını ne yapacağız? Sancar? Niye kapıyı geç açıyorsunuz ya? Açtığımıza dua et sen. Evli barklı adamsın. Ne işin var her akşam burada? Laf olacak, söz olacak. Laf olmaz, söz olmaz. Elvan burada ya, sıkıntı yok. Baba! Baba! Gel bak. Biz Elvan'la ne kadar çok şey aldık. Sen burada bekle, ben sana çok güzel şeyler göstereceğim. Kızım sen niye para harcıyorsun ya? Ben sana demedim mi ihtiyacınız olursa bana söyleyin diye? He dedin abi, sağ ol var o. Emme bir ihtiyacımız olursa biz sen ederiz zaten. İyi tamam, ne kadar verdin söyle. Ne yapacaksın? Elvan'a parasını geri mi ödeyeceksin? E ne olacak diye? Olmayacak öyle bir şey. Bu ev Elvan, Melek ve bana ait. Eğer bu eve bir şey alınacaksa biz alırız. Sen ya da bir başkası değil. Baba bak. Çok güzel değil mi? Elvan aldı. Çok güzelmiş baba. Ama içinde bir sürü defterler ve kalemler de var. E göster bakayım ne varmış. Başka ne var? Burada peçeli barlar var baba. Keçili kalemlerden de 24 tane aldık. Bak nasıl boyuyor? Çok güzel boyuyor. Elvan bana çocuk odası da aldı. O da yarın gelecekmiş. Anneme ne söyleyeceğiz hiç bilmiyoruz. Babam sen niye Elvan'a çocuk odası aldırıyorsun ki? Ben sana alırdım. Gerek yok. Ben ödeyeceğim zaten Elvan'a parasını. Babam benim bir gitmem lazım, tamam mı? Yarın gelirim, şu okullara bakarız beraber. Görüşürüz. Sen gelsene be. Yine çam çarşafı indirmeyin, gebertirim. Gediz abi. Selam. Nare geldin mi? Yok. Geliyorum, yoldayım diye mesaj attı değil mi? Neredeydin bu kız? Gece nerede kaldın? Ben hiçbir şey anlamadım vallahi. Onu da anlamayıver Elvan. Onu da anlamayıver. Dendi. Birileri dersinden kalkmış. Kusura bakma. Pardon, sabah kahvemi içmedim daha da. Ondan. Bir kahve yapacağım mı? Girelim mi? İyi gari. Hiç çıkmıyorsun ki zaten. Nareyi basam derken Elvan'ı bastık, iyi mi? Salak. Elvan abla Ogar'ın evinde kalıyor zaten. Orası Nare'nin evi. Fotolarını çekmeye çalış. Çok kolay kuzum. Bak bir daha anlatıyorum. Oy menemen menemen. Ben bu işi bilemem. Ayaklığım çok küçük. Terlik papaç giyemem. Oy melemen melemen. Melemen değil kız, melemen. Vay yani İngilizce'de adam, men. Men, emen. Kız Elvan, sen İngilizce'de mi biliyorsun? O gadağını gayınlam da biliyor Gediz abi. Fark ettiysen turistik bir memlekette yaşıyoruz. Otellerimiz var, hem arada biz de tuvalete gidiyoruz. Men, bu men.
Okey. Okey, okey. Şimdi bu menemen adam adamı mı demek yani? Heh. Yani diyor ki Elvan yengen bu menemeni öyle bir yapar ki adam olmayanlar yiyemez diyor. Misal Yahya Efeoğlu. Eğer adam olaydı bu menemenden yerdi. Hem olmadığı için yiyemiyor. İnşallah acından da ölüyordu. Geliz abi. Oturma oraya. Nimet koyuyoruz biz. Allah Allah. Ya melek oturuyor ama. Geliz abi. Sen melekle beyimin eşek kadar adamsın. Ha iyi. En azından adamdan sayıldık. Heh, annen de geldi. Anne. Anneciğim. Anne, yemekledim. Özür dilerim anneciğim ama çok özledim seni, çok. Geliz babamla birlikteler dedi. O nerede? Gelmedi mi? Anneciğim babanın biraz işleri var. Ama bugün okul bakmaya gidecektik. Okul işini de yarın erteledik. Çünkü ben biraz hasta gibiyim ondan. O yüzden mi gözlerin kıpkırmızı? Hı hı. Nezle olmuşum. Ama önemli bir şey değil. Geçer. Peki babam akşam gelir mi? Meleğim bak aklıma ne geldi. Yarın hep birlikte okul bakmaya gideceğiz ya. Baban seni alır, birkaç gün babanda kalırsın. Hı? Hem böylece bana her gün babanı sormak zorunda kalmazsın. Nasıl? Yani yine üçümüz olamıyoruz. Ya sen neyim ya babam mı? Ama bana ikiniz de lazımsınız. Ya Melekciğim, Melekciğim. Ya annen şu anda, tam şu anda özellikle sana lazım değilse bir beş dakika rica edebilir miyim? İşle ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum da. Heh, onlar işlensin ne? Biz de menemen yiyeyim. Anne. Bak. Bir ile üç birleşecekmiş. Bir de iki ile dört. Emin misin? Anne öyle değil. Ters çevireceksin. Böyle mi? Hı, galiba. Bakayım. Al bak. Burası bitti gülüm. Ne asacağız buraya? Bir şey asmayacağız oraya. Meleğim ama kıyafetlerin kendi odanda olursa rahat edersin. Asarız. Biz üçümüz yan yana gelemiyorsak kıyafetlerimiz yan yana gelir dedim ama. Emme? Ya babam evli ya. Onun karısı var, kendi evi var. Bizde bir tane bile gömleği kalamıyormuş. Annem öyle dedi. Oy. Ben seni kıyamam, kıyamam ben seni. Gömleklerini kendi evine alsın da karısı kessin hepsine. Kız. Ben doğru tahmin ediyordum değil mi? Menekşe gelinliği kendi kesti de suçu senin üstüne attı değil mi? Şşş. Gülüm niye anana söylemiyor? Ya nasıl söyle bakalım ben üzülür. Kız sen hakikaten de meleksin ha. Gel buraya. Gel bakalım buraya ya. Muah.
Hoş geldin Sancar abi. Hoş bulduk abim. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. De, ben sana bir şey deyivereceğim. Hani benim ikameti buraya aldırıyoruz ya. Malum, ben artık burada yaşıyorum. Acaba seninkini de mi aldırsak? Maşallah hiç buradan çıkmıyorsun ya. Elvan, boş boş konuşma abi, çay koysana bize. Abi ben çay ocağı mıyım? Gelen çay istiyor, giden kahve istiyor. Ben senin garsonun olayım mı? Sen de benim garsonum oluver, gel. Sen. Sana bağlı. Akın'ı hala arıyor musun? Yarın Melih'e okula bakmaya gidecek miyiz? Gideceğiz. Ama eğer okulu beğenirsek babamı da götürmek lazım. Velayet hala ondan. Ne oldu? Ben babanı otelin banyosunda unuttum. Ne? Ya dün babanı otelin banyosunda kilitledim, orada unuttum. Çok korkmuştu. Niye böyle bir şey yaptın baba? Ya babam sanma işte. Büyüklerin işleri. Ben şu şeyi alayım. Oğlum, Güven Çelebi'nin odasına bir gidin bakın. Adam banyoda kaldı. Şu mu? No. Yok. Oldu mu? Oldu, oldu. Ne oldu, uykun mu geldi? Ama odam daha bitmeden burada yatmam. Annem yat. Annem yatar üst katta. Tamam anneciğim. Seni yatırır, sonra da baban evine gider. Kitap okur musun? Hep annem okuyor. Bir kere sen oku. Ne olur, ne olur. Okumaz mıyım? Okurum tabii. Gel bakayım kenara. Tamam oğlum, sadece 10 dakika. Ondan sonra baban evine gider, tamam mı? Tamam mı, sen de gel. Ne okuyacaksın? Ha. Ben ne okuyacağım? Senin oda takımının kullanma talimatı var ya anneciğim. Baban onu okusun mu sana?
Allah Allah. Ana kız siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ne yani ben kızıma masal okuyamaz mıyım ha? Baba ben masal işini geçtim yalnız. Ana kim bilir sana ne masallar anlattı. Dur ben sana Dede Korkut'tan bir masal okuyayım da masal nasıl okunurmuş sen gör. Ya baba dedemi yeterince korkutmadık mı? Daha fazla korkutacağız. Ha ha ha.